Biz niyetimizi alalım. Niyet ne? Gazze kurtulacak inşallah. Bunun şeki, şüphesi yok. وَجَاعِلُ الَّذ۪ينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ Kıyamete kadar ey Müslümanlar sizi onların üstüne hakim kılacağım diyor Allah. Bu ne demek? Galibil emir. Çoğu zaman galip olacaksınız. Ama arada böyle teklediğiniz dönemler olacak. Bu teklediğiniz dönemler sizin karınıza. Herkes uyurken ayağa kalkarsan en çok kazanan sensin. Herkes gafil. Ülke gafil. Ülke bitmiş. Sen bunu gündem et. Bak ben Allah'a söz verdim. Her sohbette Beni İsrail'i anlatacağım. Bunların ne nane yediklerini anlatacağım. Yalancı, manipülasyoncu, efendim insanları hastalığa götüren, öldürme süründür diyen, nesli bozan vesaire vesaire. Kıskançlıkları. Hepsini tek tek anlatacağım, dökeceğim. Ne diyorlardı Cübbelahmet Hoca'ya geldi, haham ne dedi? Her şeyi anlat, Beni İsrail'le alakalı ayetleri anlatma, çok rahatsızız. Eğer anlatmazsan seni Ayasofya'da konuşturacağız. Ben demiyorum, Hoca Efendi söylüyor. Bak, anlatmazsan her şey bizde, Ayasofya'da konuşacağız. Konuşturacağız seni diyor. Güç bizde diyor. Evet, Allah da diyor. Güç bazen onlarda olur diyor. Ve tilke leyyâmü davülühâ beynen nâz. Zaferi ben insanlar arasında devran ettiririm diyor. Neden? Hakiki Müslümanla gavur ayrılsın diye. Şu anda İsmail Hocam'ın söylediği güzel bir şey var. Settar sıfatı kalktı. Yani kim üç maymunu oynuyor, kim vicdansız, kim merhametsiz, kim şerefsiz, hepsi ortada. Allah bebeklerin yanında olanlardan eylesin. Mazlumun yanında olanlardan eylesin. Efendim, konserim gidecek, param gidecek, makam gidecek, mevkim gidecek diye zalimin, bebek katillerin karşısında dil pençe olmuş, şeytan olmuş, dilsiz şeytana dönüşmüş ahmaklardan bizi uzak eylesin. Evlatlarımızı da onlara özenmekten muhafaza eylesin.